Herkese merhabalar. Ben Digimon, Kübra Cenk Uslu. Biraz önce sizler için bir video kaydettim. Hem de inanılmaz dar bir zamandayım. Güzel güzel konuştum, tatlı tatlı anlattım. Güzel bir zaman geçirmişim kendi kendime. Çünkü başlattığım iki videoda kendi kendine, yani hem telefonum da kendi kendine kapanmış çıkmış ekran kayıttan. Hem de bilgisayarımda aldığım kayıt gitmiş. Sağlık olsun. Hiç üşenmeden devam edeceğim. Sadece buradan anneme gideceğim. Anneme gitmeden önce Burak'ın uyanmasını bekliyorum. Eğer Burak uyanırsa video kalacak ve ben hızlıca anneme gitmek zorunda kaldım. Neyse, belki birazdan bu videonun, umarım öyle olmaz, başka bir kıyafet, başka bir konseptle beni görürseniz anlayın ki ben anneme gitmek zorunda kalmışım. Neyse, sevgili arkadaşlar, vaktimiz yettiğince ben konuşmaya devam edeceğim. Şimdi bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten herhalde tek motivem bu. Bu hatayı çok yapıyorum. Video çekmeye bir zaman ayırmak inanılmaz zor bir şey. Hem normalde tasarımcıyım, çiziyorum. Çizdiğim işler var. Bir sürü rutinim, aynı anda projem var. Bir oğlum var. Evim var. İşlerimi idare etmek zorundayım ve gerçekten bir de bu taraf var. O yüzden burayı devam ettirmek için motivasyonunuza gerçekten çok ihtiyacım var. Şimdi dilerseniz hızlıca videomuzdan bahsedelim. Şimdi bir önceki videoda bildiğiniz gibi MetaMask cüzdan güvenliğinden bahsettik. MetaMask cüzdanımı çaldırdım. Çünkü çok küçük bir şeye dikkat etmemiştim. Neye dikkat etmemiştim? Şifremi kendime mail ile göndermişim ve patlattılar. Okey, neyse. Şimdi boş verelim dedik, yeni hesap açalım dedim ve bu yeni hesabımı sizinle birlikte açmak istiyorum. Çünkü şu an hali hazırda bu dediğimi yapmadığınız, güvenlik açığı verdiğiniz bir hesabınız varsa lütfen hemen şimdi şu an o hesabınızla vedalaşıyorsunuz ve benimle birlikte siz de yeni bir hesap açıyorsunuz. Çünkü sonradan üzülmektense şimdiden önlem almak her zaman çok daha iyidir. Geçenlerde dayımla konuştum. Dayım da çok komik ya. Kendi adını Dijankıl yapmış. Benden herhalde. Benden esintiyle Dijankıl yapmış. O da böyle yatırım tarafında daha çok. Dayı dedim lütfen. O da bazı açıklar vermiş. Dayıcığım lütfen hesabını kapat. Dayım diyorum bu arada. 6 yaş var aramızda fark. Böyle bayağı abi kardeş gibiyiz. Dayı dedim lütfen o hesabı hemen kapat. Üzülme, yeni bir hesap aç, bütün şifrelerini kağıtlara yaz, hiçbir yerde bulunmasın şifren falan, böyle konuştuk, şey yaptık. Ondan sonra o da şimdi yeni hesap açacak. Ben de 2022'nin yepyeni OpenSea ile birlikte, sizlerle birlikte yeni bir hesap açmak istedim. Bu arada videoya geçmeden çok küçük bir hatırlatma yapacağım. Geçtiğimiz haftalarda User Spots'la birlikte bir NFT etkinliği düzenledik. Baştan sona NFT'nin tüm ayrıntılarına orada ben 2 saat boyunca konuşarak ve sıkıcı olmamış. En mutlu olduğum konu bu gerçekten. Çünkü 2 saat bir insanı bir fiil dinlemek gerçekten çok zor. Çünkü soruları da sonda aldık. Sağ olsunlar, herkes eğitimin, etkinliğin çok keyifli geçtiğini söyledi. Ben de çok 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 mutlu oldum. Şimdi artık etkinlikten ziyade User Spots biliyorsunuz ki bir eğitim platformu. Çok güzel yazılımcıların daha çok olduğu bir eğitim platformu. Bu platformda ben de artık bir eğitmenim. Bu süreçte 4 haftalık bir eğitimimiz olacak. Bu 4 haftalık süreçte hep bana soruyorsunuz işte nasıl Procreate, nasıl bir uygulama, nasıl kullanıyorsun, nerede çiziyorsun, ne yapıyorsunuz? Bütün bu Procreate ile NFT çizmek üzerine sonrasında işimizi Photoshop'a geçirmek ve Photoshop'ta baştan sona bir koleksiyon oluşturma üzerine, parçalardan bir proje oluşturma üzerine, hesap nasıl açılır, nelere dikkat edilmeli, satış taktikleri nedir, ben nasıl satış yapıyorum, siz nasıl yapabilirsiniz? Birebir de hesaplarınızı incelediğim bir çalışma sonucunda, yani en son gün artık oturacağız, bütün hesapları baştan sona değerlendirip, arkadaşım böyle yapsan daha iyi olur, şöyle yapsan daha iyi olur diye önerilerde bulunacağım bir eğitim olacak arkadaşlar. Linkini aşağıya bırakıyorum. Dilerseniz LinkedIn eğitime başvurabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geri dönelim. Şimdi arkadaşlar OpenSea'deyiz. OpenSea'mizi açtık. Bu arada bir önceki videoda bir arkadaş dedi ki Kübra lütfen bilgisayarını ortaya koyma, kenara koy, biz de oradan bakalım dedi. Okey, tamam arkadaşım. Bu videoda da seni dinleyeceğim. Teşekkür ederim.
Şimdi OpenSea'mizi açtık. Ben bir direkt OpenSea'den başlayacağım. Bir taraftan da gözüm kayıt çubuğunda kaydı kontrol edeceğim. Şimdi OpenSea'yı açtık. Zaten OpenSea'den bizi yönlendirecek. Ben OpenSea'ya geldim. Ne yapmak istiyorum? Create etmek istiyorum. Yani çalışmalarımı buraya yükleyip ücretsiz bir şekilde satış yapabilmek istiyorum. Şimdi burada bana direkt en üstte MetaMask'ı popüler olduğu için öneriyor. Ben de bunu tıklayacağım. Şimdi buraya tıkladıktan sonra burada altta Install MetaMask for Chrome diyor. Şimdi burada sağda yukarıda küçük bir eklenti olarak kolaylıkla bağlanabilmem için ben bu eklentiyi buraya indireceğim. Add Chrome diyeceğim. Add Extension diyor. Buradaki küçük eklentinin adı Extension. Şimdi onu indiriyor ve indirdi. İndirdi ve hemen de zaten yapıştırdı buraya. Bakın şurada küçük minik bir yapboz işareti var. Burada gördüğünüz gibi MetaMask var. Şimdi ona ben tıkladım. Şimdi o da beni bir sayfaya yönlendirdi. Burada diyor ki get started. Get started. Get started. Şimdi new to MetaMask. Evet, ben create a new wallet diyeceğim. Yani sağdakini seçiyorum arkadaşlar. Sonrasında I agree diyeceğim. Create password dedi ya arkadaşlar. Ben de şurada kağıdıma böyle büyüklü küçüklü harflerin olduğu, noktalama işaretlerinin olduğu. Evet arkadaşlar, şifrelerimi yazdım. Confirm dedim. I have agree dedim. Sonra create diyorum buradan. Sonra ben create dedikten sonra bakın en önemli noktaya giriyoruz. Bunu da next diyelim. En önemli noktaya giriyoruz. Secret recovery pieces. Şimdi ben şuradaki klik işaretine tıkladığım zaman bana burada random olarak tanımlanmış kelimelerim çıkacak. Şimdi ben buna tıkladıktan sonra bu şifreyi kimseyle, MetaMask dahi hiçbir şekilde kimse sizden, ben de kimse, hiçbir soru sorduğunuz insan kimse istemez. Kimseye de vermeyin. Güvenmediğiniz insanlarla paylaşmayın. Mümkün olduğunca kimseye de paylaşmayın. Şimdi ben buna tıklayacağım. Çıkan kelimeyi kağıdıma yazacağım arkadaşlar, tamam mı? Şimdi arkadaşlar şifreme okey, yani şifreme okey dedikten sonra kağıdımı not aldıktan sonra böyle bir ekran çıktı. Şimdi alt tarafı da kapatıyorum ben. Alt tarafta da bazı sözcük kelime öbekleri den yani benim kelime öbeklerimin sırayla yazılması için parçalar var. Sizde de böyle bir ekran çıkacak. Şimdi bunları sırayla tıklayarak buraya doğru bir şekilde sıralayın. Şimdi arkadaşlar all done dedik ve hesabımızı açtık. Bir önceki ekranda böyle congratulations falan yazıyordu. Şimdi arkadaşlar tertemiz mis gibi, bakın şu üstte gördüğünüz sayılar copy to clipboard diyor. Bunları şu an gizlemiyorum gördüğünüz gibi. Bu uzun sayılar gizli değil arkadaşlar. Bunu kopyalayıp birisi bir şey göndermek istediğinde, yani mesela bana hediye falan gönderiyorsunuz ya, bu copy clipboard adresini kullanıyorsunuz. Birine bir şey göndermek istediğinizde, bir Ethereum bir şey göndereceğiniz zaman, hesabınıza göndereceğiniz zaman bu hesaba gönderiyorsunuz. Şimdi burada hesabımızı açtık. Peki OpenSea'ya geliyoruz. Ne yapacağız şimdi burada? Nasıl yapabiliriz? Şimdi şurada extension'ımız vardı ya, hani küçük bir yapboz işaretimiz. Burada MetaMask'e geliyoruz. Şimdi MetaMask'e geldiğimiz zaman burada böyle bu şekilde açılıyor. Fakat bunları biz nasıl bağlayacağız? Şimdi burada connected site kısmı var. Ben diyorum ki manual connect to current site diyeceğim. Buraya tıkladım. Diyorum ki ben şu an MetaMask'ımı OpenSea'ya güvenli olarak bağlayabilirim diyorum. Şimdi MetaMask'a bağladı. Şimdi bu kısımda böyle inatla profilinize tıkladığınızda açılmayabilir. Arkadaşlar bakın birkaç kere profile tıkladıktan sonra hemen gelmiyor. Bakın hemen zaten kendime bana bir profil fotoğrafı da atadı. Bakın hemen gelmeyecek, panik olmayın. Sadece profile tıklamaya devam edin. Bakın geldi OpenSea hesabım. Şimdi buradan ben ilk yapacağınız şeyleri söylüyorum. Mutlaka buradan isminizi değiştirin. Yani ayarlar kısmından şuradan isminizi değiştirin. Bakın yine MetaMask'e bağlandı. Sign diyelim. Her işlemde bağlanıyor çünkü. Buradan profiliniz ayarınızı yapın. Kendinize güzel bir bio yazın. İnternet adreslerinize mutlaka girin. Instagram, web siteniz vesaire hepsini mutlaka 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 girin.
ve sonrasında hesabınızı, güzel kapak fotoğrafları, profil fotoğrafları vesaire her şeyi tam bir şekilde olmuş olmasına dikkat edin sevgili arkadaşlar. Şimdi şifremi güvenli bir yerde saklayacağım. Hatta bir kopyasının birine bir şekilde göndereceğim. Sakın kesinlikle telefonunuzla fotoğraf çekmek vesaire bunları dahi yapmıyorsunuz. Şifreyi sadece manuel kalem kağıt yöntemiyle saklı tutuyorsunuz. Dilerseniz tabii en güvenilir, en güvenilir yöntem soğuk cüzdan dedikleri böyle hani flash disk gibi etrafınızda hesabınızı taşıyabileceğiniz bir güvenlik yöntemi var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bugün gerçekten video çektiğime inanamıyorum ve inanılmaz mutluyum. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ya gerçekten video çekmenin mutluluğu o kadar önemli ki gerçekten benim için bu vakti böyle bulmak inanılmaz mutluyum. Çok hızlı konuştum. Hızlıca yapabilmek için, anlatabilmek için. O yüzden de çok mutluyum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum atabilirsiniz. Oradan birlikte bakarız. Uzun zamandır çizim videosu yok. Eğer istediğiniz bir çizim videosu, Kübra şunu şöyle anlat, nasıl yapılıyor, göster vesaire derseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben bir sonraki videolarda konulara dikkat ediyorum. Sizlerin dediklerinden seçmeye çalışıyorum. Hepinize sevgilerle, kendinize çok iyi bakın. Haftaya veya en yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.